أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet. Bugün ele alacağımız edatlardan birisi leysa. Leysa kelimetun dâlletun alâ nefsil hâli. Leysa bir kelimedir. Tabi zaten edat olunca kelime oluyor. Ama özellikle İbn-i Şam niye kelime dedi? Çünkü ondaki ihtilafa işaret etmek için. Zira bazıları leysenin fiil olduğunu söyleyenler var ki cumhurun görüşü bu yöndedir. Leysenin nakıs fiillerden biri olduğu ama harf olduğunu söyleyenler de vardır. İşte kelime ikisini de kapsadığı için Allahu alem İbn-i Hişam rahimahullah ondan dolayı kelime dedi. Yani önce ihsas-ı ray etmedi. Evet. Kelimetun o bir kelimedir ki dâlletun âle nefşil hâli. Bir şeyi yani haberin isimden hâli hazırda nefi etmesini ifade eder. Haberin isimden hâli hazırda nefini. Mesela siz leyse hâlidun kâimen yani şu anda Halid ayakta değil. Ve tenfi gayrehu bil karineti. Hâlin dışındaki. Hal kelimesi arkadaşlar biliyorsunuz bir müştereki yani nahvun müştereki lafızısıdır. Hal bazen bizim bildiğimiz mansup hal yani cümle içerisindeki bir öğe anlamına geliyor. Bazen de zamanı hazır anlamına geliyor. Burada zamanı hazır anlamındadır. İşte bu tenfi gayrehu bil karineti. Bu leyse halin dışında yani istikbal veya mazi karineyle nefşeder. Mesela leysa halakallahu leysa halkullahi mislehu leysa halkullahi mislehu Allah'ın yaratıkları Allah gibi değil. Bu leysa burada istimrari nefi içindir. Yani şimdi öyle de sonra haşa benzeri bir hayır. Bu istimrar nefi içindir. Yani sürekli Allah Celle Celaluhu'nun mahluku onun benzeri olamaz da. Ve kavlül aşa aşanın şu beyti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hakkında bunu söylüyor. Lehu nafilatun ma yughibbu nevaluha وليس عطاء اليوم مانعه غدا له يعني رسول اكرم için aleyhissalatu vesselam nafilatun fazlalıklar var ma yughibbu nawaluha onların atağı yani o fazlalıkları vermemek gayb olmuyor devamlı yani verir وليس عطاء اليوم onun bugünkü bir şey vermesi mani ahugeden yarın vermesine mani değildir. İşte burada geden karinesiyle istikbal içindir. Karine olduğu için istikbal edaret etmiştir. Ve huve fe'lun la yetasarrafu. Bu leysa gayri mutasarrıf bir fiildir. Gayri mutasarrıf biliyorsunuz iki türlü gayri mutasarrıf var. Tam gayri mutasarrıf ki buna camid diyoruz. Mesela asa tam gayri mutasarrıf. Ne demek tam gayri mutasarrıf? Yani mâdî sırasından başka mudâri, emir, nehi, ismi, fâil falan olmazsa buna tam gayri mutasarrıf. Yani camid diyoruz. Yok eğer bazı müştakarı var, bazıları yok diyelim ki ismi, fâil var, mudâri var. Mesela kâde gibi. Kaden diyelim ki mudara var. Yekadül barku. İsmü fâli var. Ma ene kaidun. Ama diyelim ki ismü mefhulü yok. Emri yok. Nehi yok. Ha, bu tür olanlara da nakısü tasarruf diyoruz. Nakısü tasarruf. Şimdi leysa efendi tam gayri mutasarruf bir fiildir. Ve
Kanaatimce arkadaşlar, bu gayri mutarrıf olan fiillerin varlığı, ama biraz farklı bir şey söyleyeceğim. Hani hatırlarsanız sarfta şöyle bir ihtilaf var. Basra ekolü nahvu, şey kufa ekolü arasında. Basralılar diyorlar ki müştakku minhu da müştakku minhu mastardır. Yani bütün iştikakın aslı mastardır. Basra alimleri bunu diyorlar. Kufa nahvu ekolü ise hayır diyorum. Müştakku minhu fiildir. Mastar değil. Ve kanaatimce bu tür leyse gibi, aysa gibi, asa gibi gayri mutasarrıf mâdî fiillerin oluşu kufelileri desteklemektedir. Yani müştakku minhu'nun fiil olduğu görüşünü desteklemektedir. Niye? Çünkü çocuk babasız olmaz. Yani asa dediğiniz fiil masları gayri şey değil. Fiil gayri mutasarrıf, bunların masları yok. Peki siz fiillerin maslardan müştak olduğunu söylüyorsunuz. Hani burada bizim maslarımız yok. Dolayısıyla ne oluyor? Çocuk, babasız çocuk. Bu da mümkün değil. Allah bir kere İsa Aleyhisselam ve Adem ile yaptı ama bu yok başka. Dolayısıyla bu tür fiillerin varlığı kanaatimce kufelilerin iştikarda aslın fiili mağdî olduğu yönündeki görüşünü desteklemektedir. Çok mağdî var ama şey yok. Yani masları yok. Yani farı var maslara göre ama asıl yok. Fakat kufellere göre onu asıl kabul edersek her baba illa çocuk getirecek diye bir şey yok. Yani her aslın bir farı olmaz ama her farın mutlaka bir aslının olması lazım. Evet. Veznuhu leysenin vesni fe'ile bil kesri. Yani leyse. Sümme ultuzime tehfifuhu. Sonra tehfifi iltizam edildi. Tehfifi nedir? Burada aynı şeyin hareketsen hasfedir. Tehfif bazen harekenin hasfi şeklinde kullanılır. Tehfif bazen harfin hasfi şeklinde kullanılır. Bazen de harekenin değişimi o şekilde yani tehfif farklı bir yere kullanılır. وَلَمْ نُقَدِّرْهُ فَعَلَى بِالْفَتِيهِ Biz neden leysenin aslı leyese değil de leyse dedik? لِأَنَّهُ لَا يُخَفَّفْ Çünkü leyese ya fethadır. Fetha da hafif harekedir. Dolayısıyla o tahfifi vaki değildir. Değil mi? وَلَا فَعُولَ بِالضَّمِّ Peki niye لَيُسَ demediniz? Halbuki لَيُسَ ضَمَّ daha ağırdır. لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ فِيَائِيِّنْ Çünkü فَعُولَ بَابِ aynı feliya olanlarda yok. اِلَّا فِي هَيُؤَ هَيُؤَنِنْ dışında mu'tellül ayn ve aynı fe'li ya olup fe'ulemizde yoktu. Onun için dedik ki asıl leysa. Ve sumi'a lustu bi'd-dammi. Hani biz lestu okuyoruz ya. Ama diyor lustu da ne yapılmıştı? Duyurmuştur. Bi'd-dammillah. Tabii bu lustun olması lustu ne gibi? Efendime söyleyeyim. Kulto gibi. Değil mi? Kultunun aslı kâlenin kâle kavvele o kavveleyi kavuleye naklediyoruz. Ondan sonra vavun damlasını kafa veriyoruz. Kultu oluyor. Damir eklendiğinde. Burada da lüstonun varlığı efendime söyleyeyim. Neyi gösteriyor? Aslanın levyesi gösterir. Feykunu alâ hâzil lügati o zaman bu lügate göre lüstu kullanımına göre bu leyse kehyu'a yani aslı leyse. O bitti. Fiille ilgili tartışma bitti. Ve zâme İbn-i Sarrac Nahvilerden İbn-i Sarrac şu iddiada bulunmuş. Ennehu harfun bi menzileti mah.
yani tıpkı ma gibi ma-i nafi nasıl ma nef eden bir harftir. Leyse de nef eden bir harftir. Hatta nasıl ki ma nefi değil mi? Nefi hali ifade eder. Leyse de ve tabi'u'l farisi fil halebiyyat. Halebiyyat yani Halep'te imla ettiği meseleler. Yani bazı alimlerin öyle eserleri olur. Bir yerde mesela oturur, ders verir. Onun ders notlarını öğrencileri toplarlar. Bunlar halebiyyattır. Evet. Veya orada kendisini yazdığı meselelere halebiyyat denir. İşte Ebu Ali Farisi halebiyyatta İbn-i Serrac'a tabi olmuş ve lisanın ma gibi harf olduğunu söylemiş. Ve İbn-i Şukayr, İbn-i Şukayr da ona uymuş ve ve cemaatun, bir cemaat. Zaten başta da dedim İbn-i Hişam'ın efendime söyleyeyim kelime demesi esas-ı rayi etmemek için. Yani çünkü ta ki iki görüşü de kapsasın. İşte bir kısmı cumhur fiilli olduğunu söylüyor. Ama İbn-i Serrac, ona tabi olan Farisi, İbn-i Şukayr ve bir cemaat nahvi leysenin harf olduğunu söylüyorlar. Vassalam ama tercih aşağıyan doğru görüş el-evvelu onun fiil olmasıdır. Niye? Çünkü bir delili lestu, lestuma, leysa, leysu, leysa. Yani fiili madıya fiile ve özellikle madı fiiline. Mahsus iki tane alamet var. Yani madıya mahsus. Birisi damir marfu muttasıl. Damir marfu muttasıl. Ta damiri, elif damiri, vav damiri. Nun cem'i müennes damiri. Bunlar sadece fiille gelir. Ebu Leys'e de bunları alıyor. Lesta, lestu, lesti, lesna, leysa, leysu, vesaire. Bu bir. İkincisi, tenisi sakin. Bu da fiile mahsustur. Ve Ebn-i Malik rahimahullah bita faalta biten faalte ve diye onunle faali ve orada da o tefaalte ile hem ta'i tenisi sakin hem damir ta'i işareti işaret ediyor. Bunların fiile mahsus olduğunu söylüyor. Dolayısıyla neyse madem ikisini kabul ediyor demek ki fiilinde tereddüt yok. Ve telazumu raf'il ismi ve nasbil وتلازم رفع الاسم ونصب الخبر. Bu leysa tabi arkadaşlar damir yani burada önemli bir şey söyleyeceğim yani dilde çok kullanılan alimler bir ibaredeki damiri bir kelimeye irca ettiklerinde eğer lafz teviliyle damiri irca ederseniz damiri müzekker getirebilirsiniz. Yok kelime teviliyle düşünürseniz o zaman müennes damiri. Burada da tülazimu hiye damiri leyseye gidiyor kelime tevili. Yani ve tülazimu kelimetu leysa. Bu leyse kelimesi ne lazımdır? Raf'al ismi ve nasbel haber. Daima ismini nasb haberi raf. Yani mübteda haber üzerine gelir. Mübteda haberliği nesk eder ve mübtedayı yeni bir rafa vererek, yeni bir rafa bak. Çünkü eski rafa amri maneviyleydi. Yeni bir rafa vererek kendine isim yapar. Haberi de irabını değiştirerek, haberini irabı rafetti, onu değiştirerek nasip yapar. Bunun için ne vasıktan? Ve kıyla bir kavle göre, tabi biliyorsunuz bizim ilim geleneğimizin bir takım kuralları, üslupları vardır. Mesela dil bizim İslami ilimler, Arabi İslami ilimlerde bir üsluptur. Neyin üslubudur?
bir görüşün zayıf olduğunu ifade etmek. Ve mesela şöyle kileli tamriydi. Kile bir görüşü zayıf göstermek için. Dolayısıyla kile deyince, yani hatta bazen müellif veya görüşü serdeden kainin kim olduğunu bilse bile kile diyor. Niçin? Zayıf olduğuna işaret etmek için. Yani belki bazen kile kail bilinmediği için binayı mecbur getirilir. Ama öyle de olsa genellikle kile tamrıyla ifade eder. Ve kile et tehrucu an zâlike fîmû. Bir kavre göre bazen neyse bu ismi laf haberi nasb olma durumunda bazı yerlerde ayrılıyor. Bir, ahadu en yekuna harfen nasiben lil müstesna bi menzileti illa. Birincisi, bu leysa tıpkı illa gibi müstesnayı nasb eden bir edat olarak geldiğinde, yani tabi edat diyor, yani harf diyor, o zayıf görüşe göre. Çünkü cümlenin görüşüne göre leysa istisna edatı olarak bile geldiğinde yine fiildir. Ama fâri vücuben müstetir bir fiildir. Hatta sadece leysa değil. Mesela laikunu, bütün dünya laikunun fiil olduğunu bilir. Ama laikunu da istisna babında geliyor. Yani dolayısıyla istisna babında kullanılıyor olması onun harf olduğunu göstermez. Ama bu قال öyle demiş. Now etauni leysa zeyden. Yani etauni illa zeyden. Burada leysa istisna edatıdır. Ve işte bazıları bu istisna durumuna kanarak demişler ki harftır. Halbuki istisna olması, harf olması gerekmiyor. Ve sahih ennehen nasihtu. Bak İbn-i Şam da öyle. Sahih olan onun nasih olmaya devam etmesidir. Ve enne isma damirun raci'un lil ba'dil mefhumi. Ve onun ismi, değil mi? Onun ismi bir damirdir. Müstetir bir damirdir. Ve o müstetir damir nereye racadır? Lil ba'dil mefhumi mimma tekaddeme. Geçen kelamdan anlaşılan bir bazda raca bir müstetir damirdir. Ve şunu unutmayalım arkadaşlar. Leysa istisna babında fiil olduğunu kabul ettiğimizde o leysenin damiri, isminin dami, isminin istitari vaciptir. Yani vacibun istitardır. Hatta meşhur biliyorsunuz nahviler vacibun istitarın dört yerde olduğunu söylüyor. Ef'alu, nef'alu, tef'alu, if'al. Bu dört yerde istitarın vacip olduğunu söylüyorlar. Başka da nahviden bir kısmı söylemiyor. Ama bir gibi biraz bu konuda muhalefet ederek istitarın sadece bu dört yerde değil, özellikle istisna babında gelen leysa, la'ada, khala, la yekunu ma khala ma'ada. Bunlar da istisna babında gelince damirlerinin yani veya isimlerinin faillerinin vücuben müstetir olduğunu söylüyorlar. Başka yerlerde ilave edin. Evet. Peki. Yani mesela siz kamu leyse zeyden yani şu veya kama leyse zeyden dediğinizde veya kamu leyse zeyden fark etmez. Leyse'yi istisna edatı olan kullandığınızda leyse'den müstetir olan damir bağda gider. Yani leyse bağduhum zeyden. Yani o kaim olan bağın bir kaim olanların bir kısmı zeyden değildir. Ve istitar vacip. Bak bu da söylüyor. İstitar vaciptir. Fela yeliha fil lafzı. Kelamın lafzında leyse, istisna edatı olarak kullanılan leyseden sonra sadece mansup olan haber gelir.
Bu da niye arkadaşlar? Şunun için. Çünkü istisna babında asıl olan illadır. Biliyorsunuz nahvda, yani nahv çok düzenli bir ilimdir. Yani evvel bir dil ilmidir ama çok harika düzenli bir ilimdir. Tabii onun düzenli oluşu Arapçanın düzenli oluşundan kaynaklanıyor. Çünkü eğer Arap lisanı dağınık bir dil olsaydı, sağ solundan belli olmayan, neyin ne olduğu belli olmayan bir dil olsaydı, onun grameri olan nahv ve belagat ve sarf, iştikak, lügat, bunlar hepsi onun dallarıdır. Yani Arap lisan dallarıdır. Vada'ı, inşası, bunlar bu kadar düzenli ve muntazam olmaz. Onun için diyoruz. El arabiyetu lisanu ilmin ve lisanun ilmiy. Evet. İşte nahvıyla her bir konuda bir şey asıl kabul ediyorlar. Mesela nakıs fiillerde örneğin kâne asıl kabul ediliyor. Hani demin müştaklarda dedik ya, fiili şey maslar, maslara göre asıldır, kufellere göre fiili mağdur. Yani mesela hurufu müşebbü bil fiil arasında inne asıl kabul ediliyor. Yani öncelikli amil olarak kabul ediliyor. Böylece her bir babda o babın bir duayeni vardır ki ona asıl diyoruz. İşte istisna babının aslı illadır. İllada da burası önemli. İlla ile müstesna arasına hiçbir zaman şey girmez. Başka bir fasıla girmez. Madem illa ile müstesnasın arasına fasıl girmiyorsa, o halde illaya istisna anlamında hamle edilen kelimelerle müstesna arasına da bir şey girmez. Ki onlar nedir? Leysedir, adadır, haladır, ma hala, ma ada, haşa layık. Bunlar da istisna babında geldiğinde bunlarla müstesna arasına bir şey girmesi onun asla benzerliğini bozuyor. Dolayısıyla bir şey failleri de araya giremez. Failleri dolayısıyla vücuben müstetir olur. وَهَذِهِ الْمَسَلَةُ Bu mesele, yani لَيْسَ اِلَى اِلَّا arasına bir şeyin girmemesi, كَانَتْ سَبَبَ قِرَاءَةِ سِبَوَيْهِ اَنَّحْوِ Sibuhi rahimahullah'ın nahvi okumasının sebebi bu mesele. وَذَٰلِكَ Yani وَبَيَانُ ذَٰلِكَ Bunun beyanı, evet. Niye Turan gelmedi, hasta mı? Çıktılar Eren'le beraber. Neye gittiğini bilmiyorum. Evet. Peki. Bazıları bu zarifeden sonra böyle hasale takdir ediyorlar. Efe'yle anne takdir ediyorlar. O doğru olur mu? O car-ı mecruf zarflardan önce doğru. Ama diğer yerlerde makama uygunsa olur. Değilse olmaz. Ama burada ve beyan-ı zarife daha iyi. Yani bunun izahı أنه جاء إلى حماد بن سلمة لكتابة كتابة الحديث. İmam Sibuhi rahimahullah Hammad bin Selemen'in yanına hadis yaz, hadisi yazmak için, yani hadis öğrenmek için geldi. فَاسْتَمْلَى مِنْهُ قَوْلَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Şundan onu istimla etti. Yani ona yazdırmasını istedi. لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِ أَحَدٌ Benim ashabımdan hiç kimse yoktur illa وَلَوْ شِئْتُ لَأَخَذْتُ عَلَيْهِ Ashabımdan hiç kimse yoktur ki illa ben istersem bazı kusurlarını bulurum. Yani لَأَخَذْتُ عَلَيْهِ yani bazı kusurlarını bulurum. لَيْسَ أَبَدَّرْدَ أَبَدَّرْدَ harici. Bu hadisi yazdırmak istedi. فَصَاحَبِهِ حَمَّانِ Ve leyse ebedderdâ'i denince Hammad ona bağırdı. Dedi ya lahan teyâ sibûhî.
Ey Sibuhi, sen yanlış okudun. Demek ki o şöyle okumuş. Sibuhi leyse Ebu Derda okumuş. Hamad kız beni bağırmış, sen demiş yanlış okudun. Bu istisnadır. Dolayısıyla istisna olunca leyse Ebu Derda olacak. Anlaşıldı mı? Fakale Sibuhi, bunun üzerine Sibuhi dedi ki vallahi la atlubanna ilmen la yulahhinuni ma'ahu ahad. Vallahi ben öyle bir ilim peşine düşeceğim ki onunla birlikte kimse beni dil hatasına nispet etmeyecek. Lahn, dil hatası. Lahnın farklı manaları var. Bir manası dil hatası. Sümme mada, sonra gitti. Ve lezimel ahfeşe ve gayrahu. Ve ahfeş. Biliyorsunuz 3 tane ahfeş var. Ahfeş-i Kebir var. Hicri 170'li yıllarda vefat etmiş. Ahfeş-i Mutavassıt var. Said bin Mes'ada Hicri 215'te vefat etmiş. Ve genelde de Ahfeş derken Mutavassıt Ahfeş anlaşılır. Bir de Ahfeş-i Sagir var. O 300'lü yıllardadır. Bu Ahfeş, Ahfeş-i Kebir'dir. Çünkü Ahfeş-i Sagir Sibuhi'nin vefatından 35 sene sonra gelmiş. Ahfeş-i Mutavassıt. Evet. Ve lezimel ahfeşe ve gayrı, onlardan artık ayrılmadı. Nahu öğrenince kadar. Aslında bu dini ilimle, bu dinin medeniyetini, uygarlığını farklı ilim dallarıyla ikmal etmek isteyen Rabbul Alemin insanlara görevler vermiş. Sibuhi'ye de bu ilahi takdir, bu nahu görevini vermiş. Ve hakikaten çok farklı dini. O el kitabı çok farklı ya. Yani nahvun pınarıdır maşallah. Ve sani, ikincisi leysenin o nasih olmadan ayrıldığı, yani isim ne laf ve haber nasihten ayrıldığı birinci yer istisna, ikinci yer en yakterinel haberu ba'daha bi illa. Leysenin haberi İlla ile birlikte olursa leyseden sonra o zaman o isim marfu olur. Nau leysat tıybu illel misku. Bakınız. Leysat tıybu illel misku. Şimdi burada leysat tıybu illel misku bu kelam, kelami menfidir. Değil mi? Ve müstesna minhu meskurdur. Müstesna minhu meskur. Ve kelam menfi olunca müstesnada muhtar nasma caizdir. Muhtar bedeliyettir. İşte bundan dolayı muhtar burada bedeliyet olmak üzere bu rafla okunur. Bu rafsi fe inne beni temimin yarfaunehu hamlen la ala ma fil ihmali inde intikadı nefi. Çünkü benü temim burada illadan sonra onu raf ediyorlar. Hamlen la o leyseyi hamlediyorlar neye? Alama. Maya hamlediyorlar. May nafiye. Hani may nafiye bir mane leyse ismini raf, haberini nasip ediyor. Ancak nefyin şey mane nefyi illa ile bozulunca ameli de bozuluyor. Ve dolayısıyla mesela ma zeydun illa kaimun diyoruz. Ma zeydun illa kaimen olmaz. Ha tabi leyse ne kufiler şey Basra alimleri leyse fiil olduğu için illa onun ameline zarar vermiyor diyorlar. Dolayısıyla mesela leyse zeydun illa kaime. Leyse tıybu illa miske. Tamam mı? Bu Basra'ların görüşü. Ama ben ütemeyim diyor leyse de ma gibidir. Nasıl ki ma'nın nefi bozulunca ameli bozuluyor. Leysenin de nefi bozulunca ameli bozuluyor. Ama bunun bir mantığı yok. Yani mesela cumhur niye ma'nın nefi bozulunca ameli bozuluyor? Çünkü diyorlar ki ma niye bu ameli yapıyor? Nefide leyse benzediği için.
Dolayısıyla nefi bozulunca amelinin gerekçesi kalmıyor. Onun için ameli bozuluyor. Ama leysede öyle bir şey yok ki. Leysenin ameli nefi için değil ki. Leysenin ameli fiil oluşudur. İlla da onun fiiliyetine bir zarar getirmiyor. Onun için cumhur diyorlar ki leyseden sonra illa gelse de amel eder. Fakat Ben-i Temim öyle demiş. Onun için dedim Ben-i Temim'in bu şeyinin bir mantığı, bir gerekçesi yok. Kema hamele ehlül hicazi ma ala leysa fil e'mari inde istifai şuhut ya. Nasıl ki ama işte bu devr oluyor. Yani diyorlar ki Ben-i Temim'i biz ihmalde leyseyi ma'ya hamle diyoruz. Nasıl ki ihmalde ma'yı leyseye amel hamle ettiğimiz gibi. Kema hamele ehl-i hicazin ma ala leyse fil e'mari ende istifai şuhut. Yani şartlar yerinde olunca, şartlar nedir? Mesela basitlere göre nefsinin bozulması, ismin haberden önce olması, bu gibi şartlar olunca ve mamullerin muahhar olması, bu şartlar olunca diyorlar ki ma tıpkı leyse gibi amel etsin. Madem ma amelde leyse hamle ediliyor, öyleyse leyse de ihmalde ma hamle edilmesi. Ama bu çok tutarsız bir mantıktır. Çünkü bir kere biz ma'yı niye amelde leyse hamle diyorduk? Çünkü leyse güçlüydü, fiildi. E peki ihmalde leyseyi hangi mantıkla ma'ya hamle edeceğiz? Ma'nın orada daha güçlü olduğunu bildiren nedir? Yok ya. Yani. O açtın dedim mantığı. Ben-i Temim'in mantığı yok. Hakezalika anhum bu leysattıybu illel misku. Yani arkadaşlar ben bir gerekçe söyledim. Benim gerekçem doğru değil. Bu yani dedim ben nefşi aklıma geldi. Şey istisna aklıma geldi. İstisna-i munkata. Ondan dolayı değil. Yani bu leysenin amel etmeyişi Ben-i Temimilere göre neye göredir? Leyseyi ma'ya hamil ettikleri için. Hakezalike anhum leysat tıybu illen misko şeklinde rafayla Temim kabilesinden ki bu Temim kabilesi Arapların fasih kabilelerinden birisidir. Bunu onlardan Ebu Amr bin Ala, bu aynı zamanda da kiraat imamıdır. O bunu onlardan aktarmış. Feberega İsa bin Amr el-Sekafi. Bu nakl meselesi bu İsa bin Amr el-Sekafi'ye ulaştı. Fecaa geldi fekale ya Ebu Amr. Ebu Amr'ın yanına geldi. Ma şeyun beregani ank. Senden bana ulaşan bu nedir yani? Senden gelen sümme zekere zâlike lehu. Sonra onu zikretti. Sen dedi yani demişsin ki temimiler leysattıyı bu illa misku. Bu ne? Ney nesidir? Fekale lehu Ebu Amr. Ebu Amr İsa'ya dedi ki nimte وَاَدْلَجَ النَّاسُ Sen uyudun ama ilim tahsili peşinde olan insanlar erken tahsile çıktılar. Erken güne başladı. Çünkü biliyorsunuz erken işe başlamak bereketlidir. Hadis-i şerifte de اَدْلِ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَ فَاَدْلِجُ وَاَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَ Yani erken kendi olun diye. Fakale lehu Ebu Amr nimte ve edlecenz. Leyse fil ardi temimiyyun illa ve huve yarfa'u. Yeryüzünde Temim kabilesinde bir kimse yok ki illa o leyse illa ile birlikte gelen şeyi müstesnayı raf ediyor. Yani dolayısıyla İsa'ya şöyle bir fırça atıyor. Sen bizim gibi İlim tahsilinde kendini yormadın ki. Sabahleyin mışır mışır uyudun. Biz ilim peşine düştük.
ve tenimilen hepsi böyle okuduğunu tespit ettim. Sen de kalmışsın. Hazır sofraya karşını getir, konuyorsun, olmaz. وَلَا حِجَازِيُّنْ اِلَّا وَهَوَا يَنْسِلُ Ve hiçbir hicazi yok ki, illa o da nasıl yapar. ثُمَّ قَالْ Sonra Ebu Amr, Yezidi ve Rihalef-i Ahmar bunlar onun arkadaşlarıdır. Onlara dedi ki, اِذْهَبَا اِلَى اَب۪ي مَهْدِ Ebi Mehdi'ye gidin, فَلَقِّنَاهُ الرَّفْعَ Ona raf'ı telkin edin. Yani temim ileride neyseden raf illa gelirse o illadan sonra raf'ın olmasının olduğunu ona öğretin. فَاِنَّهُ لَا يَرْفَعُ Çünkü o raf yapmıyor. Evet. Evet. Ve ilel munteca ve munteca'a gidin. Munteca bin Nebhan. Evet. Bu da yani hüccet kabul edilen biridir. Ona da gidin. Selakkinâhu en nasba. O da ona da nasbı öğretin. Yani bu Ebi Mehdi'ye Raf'ın Ebi Mehdi'ye nasba okuyor ama Raf'ın olduğunu öğrensin. Temim kabilesinden olan Munteca'a da ve nasbın olduğunu öğretin. Yani her iki şey bilsinler. Fe'eteyâhuma bu Halef-ül Ahmar ile Yezid gittiler. Anlaşıldı mı? Fe'eteyâhuma bu Yezid ile Halef-ül Ahmar bu ikisine gittiler. Bu aslında Ebu Amr burada bir ustalık yapıyor. Bak şimdi o çıkacak. Çok ustaca zekice bir şey yapıyor. وَجَهَدَا مِنْ بِكُلِّ مِنْهُمَا Her ikisini de zorladılar. Temimi olan Ebu Mehdi'nin efendime söyleyeyim daha doğrusu Hicazi olan Ebu Mehdi'nin raf okumasını öğretmek istediler, zorladılar. Ve temimi olan Munteca'ya da nasbı öğrenmek için zorladılar. Felem yefal. İkisi de yap. Felem yefala aslında felem yefaladır. Orada elif eksiktir. Yani ikisi de yapmadı. Yani ne Munteca rafından vazgeçti. Çünkü temimin kabilesinden diye. Onun ana dili öyle. Ne de Ebu Mehdi nasbından vazgeçti. Fe akhbara Ebu Amr ve indehu İsa. O Ebu Amr'e itiraz eden İsa yanında olduğu halde Yezid ile Halef-ül Ahmar bu durumu ona anlattılar. Fekâre leha lehu İsa. Bunun üzerine İsa şey dedi. Ebu Amr benim yani o Nahl imamı aynı zamanda da kıraat imamı olan Ebu Amr bin Al-Ala dediler ki bihâzâ fuktan nâsâ sen bununla yani bu titiz araştırmayla bütün ehli ilme üstünlük sağladın. Fukta fâkaye fuku anlamında yani insanlara bu sayede üstünlük ilminle üstünlük sağladın. Evet. Peki. Arkadaşlar burada duralım çünkü bir şeyden de biraz okuyalım. Benim bir programım var. Evet. Ve kharracel farisi farisinin Ebu Buleysattıybu illenmisle ilgili tevillerini söyleyecek. Onu da inşallah yarın şey yapalım.